Hamya salam. Bu videoda Unity 3D derslerinin yeni bölümünü çekelim. Bu videoda neyi öğreneceğiz? Biz bu videoda mobil notification'ı öğreneceğiz. Mobil notification nedir? Mobil notification esas bize lazım olan notification sözüdür. Notification bildiriş ne demekti? Mesela telefonda mesela size WhatsApp'ta kimse size yazır ve size bildiriş olarak yazır ki bu adam size yazı mesajda yazır. Buna biz bildiriş diyoruz ya da oyundan gelebilir bildiriş. Bakın böyle yani buna notification diyoruz. Bildiriş, mobil bildirişler diyoruz. Biz bunu da Unity'de ne deliyelim ki onu göstereceğim. Şimdi ise bize neye lazımdı onu diyeyim. Bize birinci paketten Windows'dan Package Manager'den bize burada mobil notification olacak. Mobil notification'ı siz yükleyeceksiniz. Sonra ise kodlar girecek, onlar yazacak. Burada install'ı basacaksınız. Ben de yükledi diye olmuyor. Sonra burada tarır. Sadece bir tane şeyi dikkatle çattırırım ki bu mobil notification ancak Android versiyası 4.4'ten çok olan ya da 4.4 olan telefonlarda görünecek. Ama yani bu demiyorlar ki bütün telefonlarda görünecek. Çünkü çok adamın Android versiyonu 4.4'ten çok olur. Yani o kadar da problem değil. Testlemek için şart koyuyor bize. Hem de iOS'ta da 10 verir. 10 Android versiyonu iOS versiyonudur. İndi ise başlayalım. İndi ise bakın Asus'tan projekten siz bir tane CDS faili yaradın ve CDS faili yarattıktan sonra burada sahnede bir objekte mesela ha ben burada kameraya komponent olarak vermiş ya. Gelirsiniz kod yazıyorsunuz çıkır. Sonra ise kod Visual Studio ya da sizin hansı IDE yani sizin hansı programınız varsa o açılır ve böyle ekran gelir. Biz birinci kodları yazmak için bize paket lazımdı. Kitaphane lazımdı. Bize hangisi kitaphane lazımdı? Yazıram. Unity'nin içindeki notification içindeki Android ikiye bölünür. Android bir de iOS telefonlar için. Biz Android'i görecek. iOS'ta kodlama biraz başka türlü. Ama ben esas Android diye Android'i göstereceğim. Ama iOS'u eğer istek gelirse gösterir ama ben esas Android diye. Çok adam bence Android istifade ediyor. İndi ise bakın bunu pakete ilave edeyim. İndi ise bunu yedinden sonra biz bir yani metot yaradık. Bunu birinci biz bu mobil notification'ı biz nece yaradırız kodda ondan bahsedeyim. Birinci biz notification'ı yaratmak için bize bir kanal at. Channel kanal atır. Kanal atırız. Sonra ise o kanalı biz göndermeliyiz telefona. Kanalı yaradırız. Sonra ise gönderirik. Onu göstereceğim. Birinci biz bildirişi yaratmalıyız. Bildiriş yarat. Bu metodu ben yarattım. Sonra ise biraz güzel şey değil, selgeli olsun. Metot yarattı. Bakın yarat. Şimdi bize ne lazımdı? Bildirişi yarattık. Şimdi ise bize Android Notification kanalı lazımdı. Onun için bir var değişeni yaradım. Var nerede diyeceğim. Var özünde istenilen değişeni ya da saklayabilir. Yani mesela siz ilk değişeni yaratmak için gerek int yazasız, int a ama var istenilen değişeni ya da saklayır. Bir de değişen adını yazmışsınız. Bildiriş neye beraber olacak? Yeni bir Android Notification kanalı yaradırız. Ve bunu da böyle bir şey alır. Burada noktaya virgül koyarak bu satırdan bu satırın bittiğini bildirirsiniz. Yoksa hata verir bunu dedin. ID ne? Bize 4 tane para bunun 4 tane parametresi var. Bunu bilemeliyiz. Kanalı yaratmak için 4 tane parametre nedir? ID lazımdı. Name lazımdı. Bir de importance yani ehemmiyeti. Bu bildirişin ehemmiyeti olmalıydı. Bir de
description açıqlama olmalıdır. Biz hələ bildiriş yaradırıq, yəni bildiriş yaradacaq, sonra göndərəcəyik, onu sonra göstərəcəm. Birinci yazıram ID. Bu lazımdır ID. ID-ni məsələn adına qoyuram bildiriş 1. Sonra isə bura vergülü ayırırıq. Ayrılandan sonra da bize ne lazım idi? Sonra name, ad. Bize bunlar çekse tag olarak değil. Yani bize name gör, bize bildiriş olarak gösterilecek ad değil. Bize çekse bilgi gibi bir şeydir. Asas şeyleri bundan sonra yazacağız. Buna da ne yazacağız? Ad. Buraya ne atıp geçebilirsiniz? Çünkü yani esas çok en esas buraya yer değil. Ama bunları channel'ı yaratma esastır ama bundan sonra yazacağımız şeyler esasdır. Ama bunu yeni yazdım. İndi neyimi yazdık? Importance yazdık. Importance'den hemşe important.height'dan ben istifade edirəm. 3-4 tane parametre alır. Low, none, hiç. None hiç olur. Low az olur. Default değer 3. Default olarak 3 olur. Height da 4 olur. Biz ama ben hemşe height'dan istifade edirəm. Ve bize noktada vergül koymalıydı. Böyle vergül koyuruz. Sonra ise description açıklama demekti. Description'da hiç ne yazmıyor. Esas odur ki bundan sonra da ki bu ne dedik? İndi bize ne lazımdı? Android yeni bir tane Android biz bir sefer Android notification biz bu kanalı yarattık ama birinci biz bu Android Notification Center ile biz bunu registrelemeliyik. Yani registrasiyadan keçməlidir. Bunun kimi bir şeydi. Sonra bunu necə eləyirik? Android Notification Center'dan biz onu register notification kanalı eləyirik. Yani Android Notification Center'dan biz Android biz notification kanalını biz yani bildiriş kanalını biz register eləyirik. Yani bunu eləyirik. İçinə də mötərizə içərisində hansı Android notification kanalını eləyiriksə onun adını yazırıq. Yani bizə bildiriş adı. Onu yazıram. Və bizimki artıq registratordan keçdi. Sonra bir nə lazımdır bunları dedik. Bir de bildiriş yaradı void'ini bağlayıram. İndi isə Unity'nin metodu olan void start oyun başlayan zaman bize bu bildirişi yaratması için bunu bu metodu çağırdım. İndi ise bize bu yarattık. İndi ise göndermeliyiz biz bunu telefona. Sonra void yazıram tezdenden. Yarat bu sefer bildiriş gönder olacak. Ve bunu da dedik var yazırız. Var yine bildiriş beraberdi neye? Bu da yine new. Bu sefer Android notification. Bu sefer doğrudan da bildirişi yaradırız biz. Noktalı virgül koyuyoruz. Bu sıra ise bildiriş. Nokta. Bir de yine bunları açıklayalım. Şimdi bildirişi göndermek için bir not Android notification. Yeni bir Android notification yarattı. Ve 4 tane bu da 4 tane parametre alır bu yukarıdaki kimi. Hansılardı? Title'dı, text'di, file time'dı. Bir de large konu hamısını göstereceğim. Bildiriş nokta bize text. Bakın bu asası title yazı. Title başlıktı. Bizim bildirişimizin başlığı ne olacak? Mesela application nokta name'den istifade edebiliriz. Name. Ne name? Burada application nokta name yazan zaman Product name, company name, installer name. Bize installer name yükleyicinin adıdır. Company name şirket adı, product name programın ya yahut da oyunun adıdır. Bize product name istiyorum yani programın adı olsun. Sonra ise ne yazak? Bildirişin sonra ne var? Bildiriş nokta text var idi. Text ise bu yazdığımızın açıklaması gibi bir şeydi. Oyuna mesela girmeyi unutma. Noktalı virgül koydu. Sonra ise böyle bir şey deneyebilirsiniz. Ara türü
application nokta neyim company şirket adını koyalım. Sonra burada aşağıya bunu ne dedik? Şimdi bildiriş nokta bu sefer bize Python bu esastı, çok esastı. Bunu mutlaka denemelisiniz. O bunda buradaki şeylerin hamısını mutlaka denemelisiniz ama bu en vaciblerindendi. Bu nedir? Bizim bildirişimiz ne vakit görüneceği, ne zaman görüneceğiydi. Ben isteyeceğim ki oyun baş bunu biz birinci bu void'i biz bildiriş gönder void'ini biz oyun başlayanda çağırarak gönder. Çağırdık ve oyun başlayandan sonra isteyeceğim ki system oyun başlayandan 5 saniye sonra bizim bu bildirişimiz görünsün. Onun için biz sistemden data time'ı almalıyız ve hansı vakti utucu yani utucu vakti minvalı bunlar today yani bugünkü olur ama ben indiki vakti bugünkü vakti yok indiki vakti ve nokta ne gün elave edebilirsiniz saniye elave edebilirsiniz bu demektir ki bizim programımız başlayan girilen zaman nese gün sonra bildiriş görünsün nese saniye sonra nese dakika sonra nese saat sonra ben saniye sonra istedim ki tez görünsün. Sonra as second bize double değişken istiyor. Mesela 5 saniye sonra. 5 saniye sonra oyun başladıktan sonra 5 saniye sonra bizim bildirişimiz görünecek. Sonra ne kaldı? Bunu dedik. Sonra bize bir tane bir şey kaldı. Bildiriş nokta large icon kaldı. Bu large icon'un ne olduğunu diyeceğim. Birinci buraya girelim sonra başlayalım. Biraz notification hakkında biraz malumat benimki yani birinci biz telefonumuzu söndüren zaman bizde robot channel adlı bir şey olur yani mesela bir kod yazmışıksa diyelim ki system data time at second 5 saniye yani bu demek ki bizim 5 12'den sonra 5 saniye sonra olsun bildiri ama mesela biz vaktiyle kurarız ki oyun oyuncusu oyunda değil olmayan vakti olur. Biz mesela oyuncu oyundan çıkıp sonra oyuncu oyundan çıkandan sonra yadına salmak için 5 oyundan çıkandan sonra bir gün ya da neyse saat sonra yadına salmak için biz bundan sistemde data at oradan istifade edebiliriz. Ama biz eğer oyuncu telefonu söndürüpse o sistem silinir. Yani o kodumuz işe yaramayabilir diye biz buradan bir şey aktive edemeliyiz. Bunu dediğim robot sistemi hakkındadır. Ona göre gelip biz Project Settings'ten burada mobil notification olacak. Android'den bakın restore devices restart. Yani telefon restart olan da olan bir şeydir. Yani bunu aktive edin yoksa bildirişler telefon yeniden başladığında işlemeyebilir. Bunu ne dedik? Birinci, sonra bize iki, biz birinci sizde bunlar olmayacak. Bu nedir? Large ikondu bu da. Ama nedir? Mesela siz bildirişi aldınız ve bildirişin şeklinin olmasını istiyorsunuz. Her bildirişe ayrı şekil koymak istiyorsunuz. Bundan istifade edebilirsiniz. Bildiriş şeklindedir. Add list değeri ve bize identifier bunun adı lazımdı bize kodda çağıracağı mesela belli olsun adı istediğiniz gibi değişebilirsiniz bize koyacağımız şekil şart koyur ki eğer burada tipini evvelden seçmeli yoksa sefli olabilir sefli olacak buradan small'dısa ve balaza şekildirse 48'in 48 piksel olmalıdır şekliniz eğer büyük şekildirse large geri koyu buradaki 192'nin 192'ine olmalı şekil. Yani buradaki şartları mutlaka ödemelidir. Yoksa mesela ödemese hata verecek belə. Mesela mende elə şekil yoxdur diye bakın. Mesela bu şekli koyuram. Yazıb ki yani ölçüler ödəmir diye. Səhv verir. Ölçüler ödəmir diye biz onu koddan çağıraq. Necə çağırırıq koddan? Bu bildirişi gönderen zaman sen bunun large ikonunu neyi? Hansı adı biz ne koymuştuk? İkon 0 adını vermiştik. Çağıracak ve bizim bu koyacağımız şekli koyacak. Ama eğer bizim
bu şekilde şartları ödəyirsə olacaq. Yoxsa nə edəcək? Telefonumuzun yüklədiyimiz o bizim Unity'nin logosunu qoyacaq. Əgər biz telefonumuza o bu bura biz gəlib qoymamışıqsa, baxın bu il setkisə gəlirəm. O oyunun logosunu qoymamışıqsa, onda promo yəni avtomatik olaraq Unity'nin öz logosu olur. Əgər qoymuşuqsa, o logo avtomatik olur. Əgər bu şərt ödənmirsə, buradakı. Yəni ona diqqət eləyin. Ama bir şey koymadım ama olsun. Birinci biz buraya geldik. Burada bunu dedik. Sonra physics. Bunlar hamısını bana saldım. İndi ben bunları dedik. İndi bakın. Bunları çekek. Burada FireStatics'ten company name, şirket ismi, project name, programın adı. Buradan default ikonu basırsınız. Programın logosunu seçirsiniz. Programın logosunu seçtikten avtomatik bu eğer siz buraya şey koymamışsınız şekil bildirişler programın logosu gelecek. Bakın ne. Sonra ne kaldı? Yani bildiriş ait her şeyi dedim ben de. Çünkü bu boyda kod oldu. İşte satır kod oldu. Tahmini 20 satır kod oldu. Ama aslan da oldu. Yani aslında yani bazı programlarda çetin olabilir ama onun için bunu asanlaştırır. Baxın belə. İndi biz mən bu build alacağam. Bu build alarıq. Bu build settings-dən bunu bu build eləyək. Əgər siz Play Store-a yayınlayacaqsınızsa oyununuzu bunu dedi. Bunu aktiv edin. Biz indi bu build alaq. Mənim bu build alacağam və sizə şəkillərini göstərəcəm necə olduğunu. Yəni video olaraq göstərməyəcəm, şəkilli göstərəcəm. Windit deneme APK'sı yarat kaydedi bak. Birinci biz bu kod yazanda bir şey yazmak yaddan çıktı. Burada biz notification'ı gönderme yaddan çıkıp Android notification center nokta send notification'da göndermek lazımdı. Neyi? Send notification neye göndereceği? Birinci biz bildirişi göndereceğiz. Vergün hansı kanal ID'sinden? Bir ax burada yarattığımız kanal ID'sini kopyalayırıq ve yapıştırırıq. Bakın böyle deyelim. Bunu yapıştırdık. Sonra bakın bu sefer oldu. Bir tane bu kodu satırı eləməniz vacibdir. Bunu eləmək yaddan çıxıb. Bunu large'yi konup başa salan zaman çək kod belədir. Bir tane bu kodu əlavə eləyirsiniz olur. Nedir bu? Bunu deyək. Bakın Android Notification Center'dan yine biz send bildirişi yarattık. Burada da bildiriş kanalını yarattık. Sonra bildirişi yarattık. Bu sefer telefona gönderecek diye bu send notification'dan istifade edildik. Ve bize iki tane parametre alır. Hansı bildirişi biz elave edeceğiz. Sonra hansı kanala. Biz bu kanala dedik. Bildiriş kanalı. Ona göre böyle oldu. Kısacası belə. Əgər yenə deyirəm bir sualınız varsa verin. Yəni mən cavablandırmağa çalışacağam.